İlaç kullanımı bizim için önemi çocukla ilgili, yani fetusla ilgili sakatlık veya riskler oluşturuyor mu, ona bakmak gerekiyor. Önlenebilir riskler içerisinde mesela bazı genetik faktörleri engelleyemiyorsun sakatlık oluşturucu, ama ilaç olayın sakatlıkların sadece belki %3, 4'ünü, 5'ini oluşturuyor ama önlenebilir grupta olduğu için özellikle dikkat gerekiyor. Bütün gebeler bazı vitaminler, bazı demir ilaçları kullanabiliyor ama her gebe sağlıklı değil. Gebelikten önce kalp hastalığı olan var, yüksek tansiyonu olan var, kanseri olan var veya şeker hastalığı olan var, sarı hastalığı olan var. Bunların ilaç kullanmaları gerekiyor. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde daha yeni, yaklaşık 6-7 ay önce 2022 Ağustos'ta Amerikan Journal of Obstetrics dergisinde çok güzel bir derleme yapmışlar çalışma şeklinde. Ve Amerika'da yaşayan bayanların ne kadarı gebelikte sakatlık oluşturabilecek veya çocukta sorun oluşturabilecek ilaçlara maruz kalıyor diye bakmışlar. En az 16'da biri. Yani %6 ila 7 arasındaysa bilinmeden veya mecburiyetten bazı ilaçlara maruz kalıyor. Ve bu da çocuklardaki sakatlık riskini bakmışlar artırıyor. Bu nedenden dolayı konunun önemini son dönemde yine vurgulamış oluyorlar. Sakatlıklar bizim için ilk 3 ayda daha fazla organ gelişmeleri oluştuğu için ilk 3 ayda kullanılan ilaçlar sakatlık oluşturma ve sorun oluşturma riskine daha yüksek oranda sahiptir. Bu nedenden dolayı biz 3 ayda kullanılacak ilaçlar vitamin dahi olsa %100 kadın doğum hekimine ve gerekirse perinatoloğa sorularak kullanılmasını isteriz. Yani gebe olduğu bilinen bir bayanda gelişigüzel ilaç kullanılmamalı, doktorlar tarafından da verilmemeli. Biz bunları değerlendirirken belli gruplarımız var, risk gruplarımız A, B, C, D ve X gibi. Bunu kim belirlemiş? Yine Amerika belirlemiş. Food Drug Administration denilen bir grup gebelikteki ilaç kullanımını, gebelikteki beslenmeyi ve bazı yan faktörleri araştırmışlar. D grubu ve X grubu dediğimiz zaman bunlar artık risk grupları oluyor. Mesela D grubuna SARA, epilepsi hastalarındaki kullanılan bazı ilaçları dahil ediyoruz. Ne oluyor onlar? Diyoruz ki anne için kullanmak zorunda. Evet, çocukta bazı risk artışı var. Ama biz kullanmazsak anne de nöbetlere bağlı ölüm olabilir. Onlara en zararsız olanlarını kullandırmaya çalışıyoruz. X grubu mutlak kullanılmayacak grup. Yani risk gruplarını biz önceden belirlememiz lazım. Peki nasıl sakatlık oluşturuyor bunlar? Organların geliştiği ilk 3 ayda çocukların işte kalbi, yüzü, beyin yapıları gelişirken ilgili dokulara yüksek oranda bunlar ulaşırlarsa ilaçlar, çocukta yüz anomalileri, yarık dudak, tavşan dudaklar, kalpte büyük sorunlar, beyninde bel kemiği açıklıkları, el kol sorunları yaratabiliyor. Tabii hemen bir tane ilaç kullanılmakla bu olmuyor. Yani bir tane hapla olmuyor. Ama uzun süre kullanım ve özellikle de çocuk eşinden, plasentadan geçen ilaçlar buna sebep oluyor. Dolayısıyla bazen işte antibiyotikler, biz bazı antibiyotikleri güvenli kullanırız ama bazı antibiyotiklerde deriz ki uzun süre verilmemeli. Ağızdan verilebilir ama damar yoluyla verilmemeli gibi, yani plasentadan geçmesine, yüksek doza ulaşıp ulaşmamasına ve gebelik haftalarına dikkat etmek lazım. Amacımız burada sakatlıkları azaltmaktır. Bazen de mesela ağızdan verilen bir ilaç mideden emilmiyorsa, ne kadar zararlı olursa olsun emilmeyen bir ilaç, ishal tedavilerinde falan verilebilir. Bir çocuğa zarar oluşturmaz emilmediği için, ama aynı maddeyi siz damar yoluyla başka bir şekilde verirseniz onun ulaşma ihtimali artar. İshal tedavilerinde, kabızlıklarda kullanılan, genellikle mideden emilmeyen ama kendisinin mideden emilmediği için çocuğa geçme ihtimali yok. Biz bu ilaçları rahatlıkla önerebiliyoruz, kullanabilirsiniz diye. Veya lokal ilaçlar, yani göz için kullanılan bir ilacın emilme ihtimali %3-5, bunun anne damar yolundan çocuğa ulaşma ihtimali çok çok zayıf, yok denecek kadar, onlara izin veriyoruz. Ama ilaçları %100 bilmek lazım. Herhangi bir vitamini bile verirken dikkatli olmak lazım. Çok fazla içinde katkı maddeler oluyor. Onlar da başka bir şeyde konuşulabilir. Onların bile katkı maddelerinin zararı
uzun dönemde çocuklarda çıkabiliyor. Bir de biz sakatlıklar dediğimiz zaman doğuştaki bir yarık dudak, tavşan damak tamam ama bazı hastalıklar da geç çıkıyor. Mesela bazı kanserler bu geçmiş yıllarda diyetisilbestrol denilen bir ilaç kullanan çocukların annelerin kız çocuklarında da 8 yaşında, 10 yaşında vajinal adenozis, vajen kanserleri çıkmış mesela. Yani biz sakatlık veya sorun dediğimiz zaman hepsini ilk anda görmeyebiliyoruz. 6 ay, 1 sene sonra da çıkıyor ve dolayısıyla da o gruplara da dikkatli olmak için kesinlikle ilaçlar hakkında görüş almadan bir ilacı hastanın kendisi de herhangi bu konuda bilgisi olmayan doktor arkadaşla vermemesi lazım. Bu da kadın doğum ve fenotropların işi olarak görülüyor.